Bugünkü ilk üçlü Melih'in de. Deniz Kılıçlı hatalı yürüme olacak orada. Evet. Yine zor bir tekil atışı bitirmişti aslında. Yani tabii hatalı yürüme var da. İlkan Batuk topu oyuna soktu. Chris Evans. Irving Walker çok hızlı dolaştı. Hasan Mareyi. Ramazan'ın üstüne gitti Hasan Mareyi. Hatalı yürüme. Orada bir hatalı yürüme. Hasan Mareyi. Ama yani şimdi Hasan Mareyi evet hatayı yaptı ama o topu orada vermenin hiç kimseye faydası yok. Böyle iki elle tutup tekrar sektiriyor. Yani herkes yani kısa oyuncuları çembere kadar gidiyorlar. Direnç yok. Altan indirdi pota altına. Jamal Huggins smacı yapıyor ama potaya asıldı. Evet. Potaya asıldığı için de basket geçerli değil. Aslında bu da basit bir hata. Çok enteresan bir hareket yaptı yani burada. Sanki fileyi de asılmış yani orada. Yani ihtiyacı var mı sence Ali? Yani o kadar atlet bir oyuncu fileden desteği almak yani çok... O biraz fazla hırsın göstergesi galiba. Evet. Benokolo. Stotic'e devirdi. DJ White'a pası. Fadri'ye geliyor Evans için. Bu arada basket kararı da gelebilir. Hem sportmenlik işe basket for çünkü evet. Bu sayı olması lazım. Panya'ya dokunuyor aynen. O sırada. Panya'ya dokunuyor o sırada. Sportmen işe for da gelecek. Bu arada sportmenlik işe for kararı biraz tartışma olabilir. Atmadı oraya Diante Gerd. Şimdi Kenny Kaji'yi düşündü. Kaji, Zelionis savunmasında onun. Kenny Kaji sokuldu içeri. Kenny Kaji, Edgar Zelionis faul yapıyor. Kaji'nin sportmanlık dışı beklentisi var ama savunma faulü çalındı. Evet. Bir kez daha ekranda pozisyon. Evet, savunma yapmaya denemedi aslında Zelionis burada. Taş kullanacağını tahmin etti ama... Sırıç kendisini gösterdi, aldı topu. Doğuş onu savunmasınlar. Ivan Buva ile oynadı. Ivan Buva pot altına yaklaştı. Sırtı çembere dönük döndü. Atışını yaptı. Orada son bir hamle geldi. Top inişe geçmişken. İtirazları var Anadolu Efes'li oyuncuların. Ama Beşiktaş Sopo Japan sayıyı buluyor değerli izleyenler. Tekrar izleyelim pozisyonu. Ivan Buva zor pozisyonda top elinden çıkardı. Bu hamle... Çembere değdikten sonra müdahale edildi ama çembere düşen bir topu çıkaramıyorsun. Efes'in alan savunmasını sadece bir hücumda kullandı. Rakibi şaşırtmak için. Tabii orta vadede çok problemli oluyor alan savunması. Hele ki Fenerbahçe bu kadar kısa bir beşe dönmüşken hemen vazgeçti. Lacivert beyazlar. İlk atışı başarılı Ahmet Tüveroğlu'nun. Kronoslav Simon oyuna girme hazırlığında Anadolu Efes'te. Boboğa'dan istediğini alamadı Ergin Ataman. Muhtemelen Boboğa'nın yerine gelecek. Ahmet Tüveroğlu ikinci atışı. İki sayılık basket. Adrian Moerman çelmek isterken iki sayılık baskete sebep verdi. Bu arada pozisyonu tekrar izliyoruz. Dün Beşiktaş karşısında iki kere topu çıkarmıştı Adrian Moerman. Ve iki baskete engel olmuştu. Bu sefer bir ekstra sayı yazdırdı Fenerbahçe'ye. Giren... Evet.
Hücum faul kararı geliyor Nikola Mendy için. Biraz talihsiz bir pozisyon. Neyse ki o maskenin gerçekten iyi işlediğini, iyi çalıştığını gördük.